CHP ve MHP kurmaylarının hedefindeyse Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş vardı. 10 Kasım öncesi Kadir Mısıroğlu'na yaptığı ziyaret nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na ateş püskürdü muhalefet milletvekilleri. Görevden alınmasını istediler. Atatürk'ün anıldığı gün. Ona herkes ziyarette bulunuyor ama bir kişi başka bir ziyaret yaptı. O bir kişi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş. Hedefine Diyanet İşleri Başkanı'nı aldı, bu sözlerle tepki gösterdi. Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'na yaptığı geçmiş olsun ziyareti sosyal medyanın ardından CHP'de de gündem oldu. Atatürk, dinimiz iyi öğrenilsin, doğru öğrenilsin diye, bu mezzuplar, bu şarlatanlar insanları kandırmasın diye bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdu. Ziyaretten Mısıroğlu'nun manevi torununun kendi hesabından paylaştığı 4 kare fotoğrafla haberdar oldu kamuoyu. Atatürk'e yönelik açıklamaları nedeniyle tepki çeken o isme tam da 10 Kasım öncesi gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle CHP'li Özgür Özel topa tuttu Diyanet İşleri Başkanı'nı, görevden alınmasını istedi. Diyanet İşleri'nin başındaki kişi bir dakika daha bu görevin başında durmaması gerekiyor. Sosyal medyada da tepkiler ardı ardına geldi. CHP'li Veli Ağababa ise yazılı açıklama yaptı. Diyanet İşleri Başkanı Atatürk'e ihanet başkanı olmuştur. Bir dakika bile o görevde kalmamalıdır dedi. MHP milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ise Twitter'dan keşke Yunan galip gelseydi diyen bir meczubu tam da 10 Kasım'dan bir gün önce ziyaret etmek tek kelimeyle ihanettir dedi.